Merhaba sevgili dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Hizmetçi Hizmetinde Gerek adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen hafta İsa ruhullah talipleriyle konuşuyordu. İsa onlara hardal tanesi kadar bile imanınız olsa şu dut ağacına kendini kökünden sök, denize dikilesin derseniz size itaat eder demişti. Ama şimdi bir şey ekliyor buna. Bir köle bütün gün çift sürdükten ya da koyun güttükten sonra tarladan eve gelince efendisi hemen gelsene sofraya, benimle birlikte yemek yiyelim mi der. Tabii ki hayır. Der ki yemeğimi hazırla, önlüğünü giy, ben yerken bana hizmet et, sonra sen de yemek yersin der. Verdiği emirleri yerine getirdi diye köleye teşekkür mü eder? Tabii ki hayır. Tıpkı bunun gibi siz de bana itaat ettiğiniz zaman naçiz hizmetçileriniz, görevimizdi, yaptık, o kadar demelisiniz. Hani geçen hafta şu dut ağacına kökünden sök denize dikir diye buyurursunuz demişti ya. Ama bu bir lütuf. Yani hak ettiğimiz bir şey değil tabii. Kendi hayırlı amellerimizden dolayı, sevaplarımızdan dolayı, erdemli hayatımızdan dolayı hiç değil. Çünkü günahlıyız biz. Tamamen lütüftür. Onun için hiçbir zaman havalara girip de işte ben böyle dua ettim de şöyle oldu filan dememeliyiz. Biz neyiz? Hizmetçiyiz. Tabii yine dua ediyoruz. Büyük şeyler için dua etmeliyiz. Öyle diyor zaten. Yani dua edin imanıyla. Olacak. Mesela denizde bir dut ağacı dikilecek. Düşün. Deniz yamyası dümdüz. Bakıyorsunuz orada bir dut ağacı denizin ortasında. Yani öyle şeyler olacak. Ama bunlar mucizedir. Bunlar haktan mucizelerdir. Sizin kendi kerametiniz filan değil tabii. Yani bu tamamen lütüftür. Tamamen bir hediyedir size. Evet. Biz hizmetçiyiz. Hizmetkar, hizmetçi zihniyeti çok önemli. Yani hiçbir zaman kibir, gurur, mağrur olma durumu olmamalı. Yani hizmetçi ne yapar? Hizmet eder. Başka bir şey beklemez. Yani teşekkür de beklemez. Metiye, övgü de beklemez. Görevini yapar. O kadar. Evet, deyişi paylaşıyorum. Dedin ki çift süren ırgatın var. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Ya da çobanlık eden rençberin var. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Ya da çobanlık eden rençberin var. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Çağırır mısın? Sofraya otur diye söyler misin? Ben sana yemek vereyim der misin? Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Ben sana yemek vereyim der misin? Hizmetçi hizmetinde gerek canlar.
tersine dersin ki yemek getir. Ömrünü divana İsmet götür. Ben yiyip içtikten sonra gel otur. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Ben yiyip içtikten sonra gel otur. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Kervanım görevini yaptı diye teşekkür eder misin hizmetçiye? Hizmetçiyiz beklemeyin metiye. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Hizmetçiyiz beklemeyin metiye. Hizmetçi hizmetinde gerek canlar. Evet, hizmetçiyiz. Hizmetimizi yaparsak, görevimizi yerine getirirsek ne ala bize. Gerçi başka yerde İsa ruhullah ne anlatıyor? Diyor ki, düğünden eve dönecek olan efendilerini hazır bekleyen kölelermişsiniz gibi hep hazır ve nazır kalın. Hani efendi gelip kapıyı çalar çalmaz köleler de hemen ona kapıyı açarlar ya. Efendileri eve döndüğünde hazır ve nazır bekleyen köleler ödüllendirilecek. Hatta size doğrusunu söyleyeyim, efendilerinin kendisi bizzat önlük takacak, köleleri sofraya oturtacak ve onlar yemek yerken onlara hizmet edecek. Ama bu tabii bir lütuftur, hak ettiğimiz bir şey değil, sevgisinden. Çünkü zaten bizim için kurban oldu. Dara çekilerek, çarmıha gelirerek kendi canını feda etti bizim için. Yani bizi seviyor, bizi sevdiği için çok cömert davranıyor. Ama mecburiyetinden değil, yani sanki hak etmişiz gibi değil tabii. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, arkadaşlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.